İHH Mevzu Bahisi sunar. Saklı apaçık oysa mevzu bahis, ötede beride sağda solda geride kaldı geçti olsa kıyıda köşede tam ortada mevzu bahis. Orada burada dört bir yanda sende bende o ya da burada gizli saklı apaçık oysa mevzu bahis, ötede beride sağda solda geride kaldı geçti olsa kıyıda köşede tam ortada mevzu bahis. Değerli izleyenler merhabalar. Sevgili Zülfü teşekkür ediyorum. Eksik olma sağ olasın. Böyle gümbür gümbür soktun yine bizi programa. Efendim bir kez daha Mevzu Bahis'te sizlerle birlikteyiz. Benden üzüm hiç sönmez. Açıkçası bu konumuzla alakalı çalışmalara baktığımda şöyle bir şey gördüm. 2020'nin Temmuz ayından beri peşindeymişiz efendim. Bugün konuğumuzun sevgili İsmail Altunsaray. Hoş geldiniz İsmail. Hoş bulduk. Teşekkür İyisiniz ederim. İnşallah. Çok şükür siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Eksik olmayın. Ne demek? Biz aslında 2022'nin ilk programında sizi misafir etmekten inanılmaz mutluyuz. İnanılmaz sevinçliyiz. Benim için de büyük bir keyif. Vallahi biraz yoğunluktan gelemedik programımıza. Maşallah diyorum tahtaya vuruyor. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Çok güzel. Hayır ben bakıyorum şeye bir taraftan da sosyal medya paylaşımlarınıza vesaire evet. Falan da bakıyorum. Maşallah diyardan diyara gidiyorsunuz. Bu vallahi, güzel bir şey, sevindirici bir şey yani hakikaten. Yani şöyle aslında lokal olmaktan çıktı artık Orta Anadolu müziği. Evet. Daha aslında ulusal olması, uluslararası olması gereken bir evet. Müzik türü aslında ama işte yavaş yavaş kendi sınırlarımızı aşmaya başlıyoruz diyelim. İnşallah daha da öteye gider. Bu sınırları aşması çok önemli çünkü. Çok güzel. Şimdi şey diyeceğim, 2022 nasıl geçiyor diyeceğim de çok saçma bir soru soracağım. Tamam, dün bir bugün iki bismillah falan diyeceğiz yani. Vallahi yani 2021 çok acayip bir seneydi yani. Değil mi? İşte yani o kadar çok büyük sıkıntılar yaşadık, çok insan kaybettik. Ben özellikle benim için çok sıkıntılı bir yıl oldu. Çünkü kalan müzik sevgili Hasan Saltık abimizi kaybettik. Hepimiz için büyük bir kayıp. Evet, çok Türkiye için çok büyük bir kayıp. Bu kültür için, bu topraklar için çok büyük bir kayıp. Çünkü aslında kimsesizlerin sesi oldu. Yani sesini duyuramayan insanların, kıyıda köşede kalmış ama bu kültüre hizmet eden insanların bir nevi sahip çıkanı o oldu. Ama çok kaliteli işler çıkarttı. Çok güzel işler çıkardı. Evet. Çok önemli isimler çıkardı. Yani kesinlikle öyle. Hani bunu bilemeyiz tabii ticari olarak nasıl bir durum oluştu onun için ama gerçekten kültürel anlamda çok büyük bir zenginlik kattı Türkiye'ye yani. Yani o hiçbir zaman bunun ticari tarafını düşünmeden yaptı. Evet. Gerektiği yerde cebinden harcayarak evet. Tırnak içinde söylüyorum. Kendisi zarar ederek yaptığı çok iş oldu. Evet. Yani o yüzden hizmeti çok büyük. Allah rahmet eylesin. Benim üzerimde de çok emeği var. Gördüm evet. Çok evet. Büyük emeği var. Yani benim okumama, türkü okumamın sebebi Hasan Saltık'tır yani. Ha. Tabii o kadar. Yani bana çok yıllar önce bir albüm teklifinde bulunmuştu. O zaman ben kafam çok karışıktı o sıralar. Biraz öğrenciliğim, müzisyenliğim vermiş olduğu bir takım hezeyanlarla bir albüm yapmayı bir reddetmiştim. Ha. Sonra işte görüştük. Daha uzun seneler biraz sohbetimiz, muhabbetimiz ilerleyince karar verdik yapmaya ve o sayede başladım. Rahmetli Hasan abi nereden bilsin siz bir albümü 4,5 sene çalışacaksınız? Evet. Zaten çok kızdı bana o zaman. Allah rahmet eylesin. Bu ama şey herhalde değil mi? Böyle mükemmeliyetçi bir kişiliğiniz var mıdır? Aslında benim öyledir. Pek öyle gibi durmam ama gerçekten öyleyimdir. Çok ince eleyip sık dokurum ama zaman geçtikçe insanın kulağındaki müzik de güncelleniyor. yapmak istedikleri de öğrendikçe, işte kulağa doldukça önceden yaptığı şeyler kulağında eskimeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla öyle bir durumu da var, öyle bir handikapı da var diyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Değerli izleyenler, şunu söylemem lazım. Şimdi genel itibariyle bizim konuklarımız programa işte 45 dakika, 1 saat kala gelirler efendim. Hazırlıklar yapılır. Eğer tanışmıyorsak tanışılır vesaire falan, her neyse. Hmm. Ama İsmail Bey benden önce geldi bugün. Saat 6 civarı geldi. İnanın bana, biraz önce hatta böyle laf arasında bir şey geçti. Sanki stüdyo kaydına girecekmiş gibi akor yapıyorum. Akor yapıyorum dedim, evet. Böylesine ince bir hazırlık, böylesine maşallah diyorum ya. Bu aslında işinize duyduğunuz sevginin, aşkın. Öyle tabii yani. Karşıdaki insanlara duyduğunuz saygının bir göstergesi. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum hepsine. Eksik olmayın. Biz sizinle ilgili duyuru yaptığımız zamandan itibaren zaten çok sayıda mesaj geldi. Gerek sosyal medyadan, gerek işte WhatsApp'tan vesaire falan. Abi işte böyle sanatçılar getir programa vesaire falan. Dönem dönem bizim izleyicilerimiz böyle tepkiler veriyorlar. Şimdi ilk anlar itibaren sazınız elinde. Bu akşam çokça sizden inşallah dinlemek istiyoruz. Siz elimizden geldiği kadar. İnşallah elbette, ama bizim programın biraz da şeyi vardır. Böyle gelen konuğumuzu biraz tanımak isteriz. Nerelidir, ne zaman doğmuştur, evet, nasıl bir aile hayatı vardır, annesi, babası, kardeşleri, evet, kaç kardeştir falan gibi. Oradan bence biraz başlayalım. Oradan sonra biraz sohbeti derinleştiririz. Tabii. İnşallah. Ben 1980 Kırşehir doğumluyum. Kırşehir'de 17 sene yaşadım. 17 yaşıma kadar işte Kırşehir'de abdallık geleneğinden olan ustalar dahil birçok üstadla meşk etme imkanı bulduk. Zaten kulağımıza... Ne zamandan itibaren? Kaç yaşından itibaren? 90, yani ben 92'de müziğe başladım. Aslında burasını anlatayım işin. Ben 92 yılında, ablam o senelerde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyordu, resim bölümünde. Bana bir keman almak için bir müzik mağazasına giriyor ve işte kemanın fiyatını söylüyor, ne kadar falan. İşte diyorlar ki şu kadar, ama bende o kadar para yok diyor. Peki ne kadar var diyor, bu kadar. O parayı anca bağlama eder diyor. Öyle bir bağlama alma hikayesi var bana. Ben 12 yaşımda artık benim bir oyuncağım olmuştu bağlama. Öyle başladım kendi çabamla. Tabii Kırşehir'deki o meşklerimin, bazı hocalarımın, Adil Yeni Dünya, kulakları çınlasın, ellerinden öperim, Ahmet Tekkuş. Abi. Orada çok emeği geçti bana hocalarımın. Daha sonra 17 yaşımda İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünü kazandım. Şimdi çalgı eğitim bölümü oldu. Tabii. Başka şey var mıydı? Başka tercih var mıydı sınava girerken? Vardı. Halk oyunları bölümü de vardı tercihlerim içinde. Hatta kazanmıştım ama işte ikisini kıyaslayınca daha çok müziğin ağırlıklı olduğu, öbür tarafta dans daha çok ağırlıktaydı. Müzik dışında bir şey var mıydı? Ne bileyim, iktisat, hukuk, siyasal bilimler. Yok falan. Ha, benim üniversite hayatımda yok. Benim hiç müzik dışında hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Sadece müzik. Tercih. Yani ben Kırşehir'den 17 yaşımda İstanbul'a kılıfsız bir bağlamayla geldim. Peki o annenizin sırtınızda kırdığı ve tamir ettiğiniz bağlama mıydı, yoksa yok, başka bir bağlama mıydı? Onu annem işte derslerde fazla ilgim yok, çok fazla müzikle ilgileniyorum diye. Aslında kırmak için de vurmadı. İşin esprisi. Vallahi artık şunu senin sırtına vuracağım ha deyip vurdu ve orada tam da can damarından, bu ortadan gitti. Saz, ablamın hediye ettiği saz. Onu da ellerinden öperim. Annemin de ellerinden öperim. Tam böyle can yerinden, can damarından gitti, kırıldı. Ondan sonra babam rahmetli bana bir bağlama almıştı. Bir süre bağlamasız kaldınız. Bir süre bağlamasız kaldım. Şey nasıldı? Dersler nasıldı? Yani böyle... Ya dersler... Orta seviye mi, iyi mi? Yani şöyle, konservatuvara girebileceğim seviyedeydim. Çünkü evet, orada biliyorsunuz o ilk ÖSS puanları daha düşük tutuluyor, evet, bizlerde. Öyle bir puanım vardı. Baraj puanını aşmıştım şükür. Öyle onunla birlikte... Konservatuar sınavına girince hayatım tamamen değişti. İstanbul'a geldim. Orada bir duralım, tekrar geriye gidelim. Anne baba ne iş yapardı? Rahmetli babam hastanede çalışıyordu. Aha. Hizmetliydi. Aha. Annem ev hanımı. Anne ev hanımı. Kaç, evet, kardeşsiniz? 3 kardeşiz. 3 kardeş. İşte büyük ablam sazı hediye eden. O şu an Fransa'da. Ressam olarak hala hayatına devam ediyor. Ufak ablam o da Edremit'te. Orada çalışıyor. Harika. Hastanede bebek hemşiresi. Peki şey... Ben de müzikle. Sizden başka, sizden önce müzikle uğraşan birileri var mıydı? Yoktu. Ailede? Yoktu. Yoktu, evet. Peki şeyle, benim bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam, eğer yanlışsa düzeltin beni. Abdal aşireti diye bir aşiret mi var Kırşehir'de? Yani bu gelenek oradan mı geliyor? Nasıl o? Şöyle, Abdal aşiretinin tabii o yörede baskın olduğu ve geliştirdiği bir müzik var. Başta Neşet, Muharrem Ertaş... Tabii. İşte Çekiç Ali, daha sonra işte Kırıkkale Keskin tarafında Hacı Taşan, sonra Neşet Ertaş, Ekrem Çelebi, bu böyle büyük ustaların çok büyük katkısı var. Yöre müziğinin ilerlemesinde, gelişmesinde, daha da ulusal bir hale gelmesinde çok büyük emekleri var. Evet. Tabii kayıt teknolojisi çıktıktan sonra bu ustaları ilk dinlediğimiz usta Muharrem Ertaş oluyor. Ondan önce de işte Bulduk ve Yusuf ustalar varmış. Dediğim gibi Abdallık geleneğinden gelen kişilerin yöre üzerinde çok büyük katkıları var. Ama köylerde de çok gelişmiş bir bozlak, işte kırık hava kültürü var. Onu da unutmamak lazım. Yani o bütün Abdallık kültüründen olan, olmayan herkesin böyle birleştirip bir süzgeçten geçirdiği bir müzik var orada. Evet. Evet. Şu an biz de onu daha ileriye taşıyabilir miyiz? İnşallah. Kaygısındayız. Önemli temsilcilerinden bir tanesiniz. Onu da konuştuk zaten. Peki peşinden koşar mıydınız o müziğin? Yani mesela dinlemek için, hani kayıt teknolojisi diyorsun ya, evet, kayıt teknolojisi yok. Ne yapıyordunuz? Zaten bizim dönemimizde de zaten kasetler vardı. Evet. Kayıt aleti almak imkansızdı o zaman. İşte nasıl Almanya'dan birileri getirirse getiriyordu. He. Yurt dışından birileri getirirse getiriyordu. Onun dışında kayıt teknolojisi yok. Biz sadece kasetlerden. Yani gidip orada bir kasetçi vardı. İşte oraya gidip dinliyoruz vesaire. Bazılarında albüm var. Onu dinliyoruz falan. Düğünlere falan çok giderlermiş herhalde, doğru mu? Evet, tabii. Düğünlere. Düğün olmazsa olmaz. Aslında düğün şöyle söyleyeyim, er meydanı. Yani düğünler er meydanı. Düğünlerde nasıl bir sanatkar olduğunuz, ne seviyede olduğunuz aslında ortaya çıkıyor ve performans olarak çok şey alanlar olduğu için sürekli çaldığınız antrenman da oluyor bir arada sizin için bir yerde. Dolayısıyla düğünler er meydanı. Özellikle gerçekten böyle bozlakların sessiz bir biçimde dinlendiği hele bir yerse, bir köy odası vesaireyse, oralarda daha da önemli bir hale geliyor. Biz de, ben de dahil düğünlerde çaldım senelerce. Yani senelerce dediğim 12 yaşımda başladım, 17 yaşıma kadar düğünde çalmama gibi bir şansınız yoktu. Çünkü çok fazla da müzisyenin olduğu bir yer değildi. Eskiden çok eskiden büyükler eline bağlama taşımaya utanırdı. Millet bir şey söyler diye. Bizde öyleydi. Gerçekten öyleydi. Niye? Hor görülürdü. Ha, müzisyenlik o. Tabii bir hor görülürdü o zaman. Ama sonra bu anlayış yavaş yavaş yerini daha güzel bir hale bıraktı. Dünya kültür miras listesine girdi Neşet Usta, daha ne olacak? Öyle yani. Ama nasıl biraz listesi? Geç anlaşıldı. Evet. Maalesef ölmeden anlaşılmıyor. O tür şeylerin kıymeti. Dolayısıyla onlarla da benim büyük bir meşkim oldu. Alaylı bir dönemim oldu daha doğrusu. Sonra mektepli olduk işte konservatuvarı kazanınca. O da en önemli farklarınızdan bir tanesi belki baktığınızda. Peki bu sözlerin bu kadar etkili olması, bu kadar mı ciğerin içinden gelir kardeşim bu sözler? Bunun sebebi ne? Orada anlatılan gerçek hikaye, çünkü yaşanmıştık. Yani orada gerçek bir hikaye var. Yani hadi oturayım da ben bir şey yazayım gibi bir hikaye yok. Yani doğadan, insandan, karşı cinsinden vesaire, böyle birçok şeyden, sevdasından, acısından, ölümünden, yasına kadar her şeyde var türkü. Şey var mıydı? Meclislerde böyle eski hikayeler falan anlatılır mıydı? Tabii, mesela o eski hikayeleri. Ozanların, aşıkların, tabii, sözlerinin hikayelerinden falan böyle. Tabii. Mesela Niğde'de öyle bir köy var ki Karanlık Dere. Eski ismi Aspuzu diye. Bayağı normalde aslında ses sistemi yoktu o odaların içinde. İşte çıplak bir şekilde söylüyordu kişiler, aşıklar. Ama daha sonra işte ses sistemi işin içine girince bir tesisat kuruluyor. Ve köşede minderler, abiler sabahın böyle 5'ine 6'sına kadar, emin olun, oo, türkü bozlak dinliyorlar. Ve o köye de öyle çok böyle kafa sanatçı, işte bildiğimiz çok meşhur, herkesin tanıdığı popüler bir sanatçı değil de yöreye hakim. Yörenin insanları. Evet, o yörenin insanlarından, aşıklarından, ozanlarından kişiler gelip performans sergiliyordu. Ve hani örnek veriyorum, işte bir Muharrem Ertaş türküsünün bir 3. kıtasını, bir bozlağın bir 3. kıtasında bir kelimeyi Ayşe demediniz de Fatma dediniz. Hemen bir yaşlı amca yaklaşıyor böyle. Yeğenim diyor, bak diyor, o 3. kıtada diyor, oraya Ayşe demedin de Fatma dedin. Bu kadar böyle gerçekten bu kadar her şeye Allah hakim, Allah, bütün türkülere hakim bir köydür. Hala o yaşatırlar o geleneği. Aslında birçok yerde aslında bunu yapmak lazım. Çünkü kültür olmazsa hiçbir şey olmaz. Bizim kendi kimliğimiz ortaya çıkmaz. Ben zaten o yüzden bu sınırların da dışına taşmalı. Artık bizim bir kültürümüz olduğunu, biz nasıl flamenko müziğini biliyorsak, İspanyol müziğini biliyorsak, bütün dünyaya yayılmışsa Türk müziği de yayılmalı. Yani Anadolu müziği de yayılmalı. Onun için şu an artık caz festivallerinde bile Doğu müziği daha çok tercih ediliyor. Daha çok ilgi görüyor şu an. İlgi çekiyor. Tabii. Yani dolayısıyla biz melodik bir toplumuz. Bizler ilk önce melodiyi yaparız. Batı öyle değil. Batı armonik toplumlar, Batı toplumları. Onlar ilk önce çok sesle akor, zemin kurarlar. Üzerine melodiyi yazarlar o akora göre. Dolayısıyla biz daha hüzünlü bir coğrafyadan, daha savaşların çok olduğu, acıların çok olduğu bir topraktan geliyoruz. Gerçi o topraklarda da çok büyük, işte Orta Çağ karanlığından çıkmış bir halk. Çok fazla yaşanmış acı var ama biz melodik toplum olduğumuz için ve hala çok büyük sıkıntılarla yaşadığımız için o yüzden hepsi müziğimize işlemiş, kültürümüze işlemiş. Bu kültürü dünyaya tanıtmak lazım. Çünkü evet, gerçek yaşanan şeyler var. Hiçbiri sahte değil. Evet. Şimdi yani popüler müzik gibi, çünkü tüketim öyle bir hale geldi ki siz de biliyorsunuz. Yani insanlar bir an önce tüketmek istiyor her şeyi. Ne olursa olsun. Müzik de buna dahil. Üzerine düşünmek istemiyor. Sözünü düşünmek istemiyor. Bir an önce hani çok seviyorum ben seni. Terk etmesen beni. Vesaire. Hani böyle hemen çok kolay anlaşıldı. Hani üzerine hiç kafa yorulmayan bir şey var. Bir dünya var. Ve talep de görüyor. Hayır, işin kötü tarafı onların, yani popüler müziğin gördüğü talep genele de yansıyor. Bütün insanlara da yansıyor. Her sanatın her alanına yansıyor. Sanatın her alanına yansıyor. Bu çok karanlık bir şey aslında. Yani çok böyle bir derinliği olmayan, çok sığ bir alan var orada ve sahipleniliyor. Yani bunun çaresini bulması lazım. Evet. Bütün alanlarda böyle yani. Hani işte tıpta mesela doktorlar işte kanala, biz duyuyoruz böyle hikayeler. İşte bir kanala para vermeler yayın başı. Sonra çok ünlü bir doktor olmak falan. Hani böyle şeyler her alanda var. Bizim alanımızda olduğu gibi. O yüzden bu çürümüşlüğün üstesinden mi gelmek lazım diye düşünüyorum. Bu da parçalarından bir tanesi. O zaman şöyle, evet, yapalım. Çok şöyle konuştuk. Yapalım. Yo yo, estağfurullah. Bugün sözün sizde olması lazım. Bence bir parçayla, sizin istediğiniz, sizin söyleyeceğiniz bir parçayla, sıralamayı tamamen size bırakıyorum. Kim bilir ne kadar güzel şeyler hazırladınız. İlk neyle başlayalım? Şöyle yapalım. Sözleri işte 16. yüzyılda yaşamış Karacaoğlan'a ait. Evet. Müziği de yaşayan efsanemiz, dedemiz, ustamız Musa Eroğlu'na ait. Bir türkü. Yürü bre yalan dünya diyelim. Yürü bre yalan dünya. Evet. Eyvallah. Dinliyoruz. üstünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Bastığımız kara toprak boyumuzu aşar bir gün. Bastığımız kara toprak boyumuzu aşar bir gün. Gözlerinde gurur yaşım. Gör yastığa düşer başım, gözlerinde gurur yaşım. Belki de bir can yoldaşım kefeni biçer bir gün. Belki de bir can yoldaşım kefeni biçer bir gün. Belki de bir can yoldaşım kefenini biçer bir gün. Ağzınıza sağlık ya. Eyvallah, teşekkür ederim. Musa Bey de sağ olsun, Karacaoğlu da zaten. Ellerinden öpüyoruz ustamızı. Hakikaten. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Amin, amin. Versin ki daha çok eser çıkarsın. Çok, yani. Çok. Gerçekten Anadolu'yu bütün içtenliğiyle ve bütün cesaretiyle dolaşmış çok büyük bir aşık. Evet. Çok büyük bir ozan. Çağımızın Karacaoğlan'ı diyebiliriz aslında. Yalnız sözde nasıl ya? Bastığımız kara toprak boyumuzu aşar bir gün. Yani ölüp gideceksin, merak etme. Elinde sonunda o toprağın altında gideceksin. Yani. Gör yastığa düşer başın, gözlerinde kurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın kefenini biçer bir gün. Ya. İşte 16. yüzyılda yaşamış bir aşığın ağzından bu. Müthiş yani. Onun gönlünden. O kadar haklısın ki hani bugün... Sanat dediğimiz şeyi tanımlamaya çalışıyoruz ya, işte evet, bu. Evet. İşte bu 500 yıl sonra, işte 600 yıl sonra hala sözlerinizin derinliğinin insanlar tarafından bilinmesi. Bir de şimdiki şarkılara falan bak diyorsun. Yani. Tenzih etmek lazım iyi örnekten elbette ama. Peki 17 yaşında buraya gelen bir İsmail Altunsaray. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Altunsaray soy ismi nereden geliyor abi? Vallahi soyadımız. Niye biliyor musun? Ben şimdi böyle kendi kendime şey yapıyorum. Ben Altunsaray diyemeyeceğim, Altunsayar diyeceğim. Altunsaray. Niyeyse Altunsayar kalmış. Altunsayasın inşallah, ayrı bir şey de. Eyvallah. Arkadaşlar da bazen espri yaparlar. Evet. İsmail Altunsayar falan. 17 yaşında İstanbul'a gelen bir İsmail efendim Altunsaray. Nasıl geldi? Tren mi? Otobüs mü? Uçak mı? Otobüs. Otobüs. Neredeydiniz? Harem'de mi? Öbür tarafta. Harem'de tabii. Harem'de. Ne istediniz? Yalnız mıydın mesela geldi? Tektim. Ve bağlamamda yani öyle acitasyon için anlatmıyorum böyle şeyleri ama gerçekten kılıfsız bir bağlamayla geldim İstanbul'a. Çırılçıplak gibi yani. Aynen öyle. Kalacak yer falan bir şey belli miydi herhangi? O zaman işte ablam buradaydı. Ha, onunla bir yıl yaşadım. Daha sonra yurtta kalmaya başladım. Büyük kolaylık ama. Yani geldiğinde bir kapının olması müthiş bir şey hakikaten. Zaten sıkıntılıydı o zaman. Ablamın da çok sıkıntıları vardı. Yeni evlilik dönemiydi o zaman. Daha sonra eşini kaybetti vesaire. Allah kolaylık versin. Hayırlısı olsun. Öyle sıkıntılı bir zamanda geldik. Tam sıkıntılı bir zamanda. Taş kışlada mıydı o zaman? Bizim Maçka'da. Maçka'da. Bizim kampüs. Beşiktaş Maçka'da. Tamam. Avcı Pekşiurdu'nun hemen yanında. Evet, hemen yanında. Ben de orada kaldım da üniversitedeyken. Öyle mi? Tabii canım. Gençler çıkardı, onun bahçesinde çalarlardı, söylerlerdi. Evet, bizim 7. kat özellikle konservatuvarındı. Orada epey bir yani hakimdik o kota. Peki neler oldu? Mesela kimlerle karşılaştınız okulda? Nasıl arkadaşlık ortamı oldu? Ya bir de mesela farklı bir formasyon. Hani baktığında yapmak istediğin bir şeyler var belki, hedeflerin var. Neler yaşandı? Yani konservatuar eğitimi insanın, bir müzisyenin, yani benim gibi işte alaylı bir geçmişten geliyorsanız analiz etme yeteneğini, analiz etme özelliğini çok daha fazla ortaya çıkarıyor. Zaten buna mecbur bırakıyor daha doğrusu. Çünkü ben okulda en çok öğrendiğim şeyi tabii ki hocalarımızdan öğrendik ama öğrenci arkadaşlarımdan çok daha fazla şey öğrendim. Çünkü hepimizin arasında bir rekabet vardı. Bitmeyen bir tatlı bir rekabet. Öyle bir hırsla değil. O yüzden bu ister istemez bizi ilerletiyordu. Hem beraber öğreniyorsun ama aynı zamanda yarışıyorsun da. Aynı zamanda da geliştiriyoruz. Yani araştırma, gelişme, ARGE gibi bir şeydi konservatuar hayatımız. Tabii benim için İstanbul'un kötü negatif tarafı daha doğadan koparak buraya geldim. Çünkü işte Kırşehir çok da öyle ağacı yeşili olan bir memleket değil. Ama doğa diyor. Ama bizim iklimimiz orası. Dolayısıyla buradaki işte nemli hava, işte buradaki atmosfer bizi çok zorluk yaşattı. Gurbet oldu tamamen. Tam gurbet oldu. Yani gerçekten çok büyük çıkar mıydı mesela Kırşehir'de böyle hani yükseklere, tepelere falan, ne bileyim. Tabii ya da... Ağbayır, Akbayır vardır Kırşehir'in meşhur. Bütün Kırşehir'i gördüğünüz yer. Çok günümüz geçti orada. Çok saz çaldık. Şehir merkezinde miydiniz? Köyde falan mıydınız? O işte daha yukarı doğru Bağbaşı Mahallesi, Neşet Ertaş Usta'nın geldiği o Abdalların olduğu mahallenin daha da yukarısı. Akbayır deniyor ya, ama bizim şiveyle Ağbayır denir. Ağbayır'a çıktığımda falan vesaire böyle. Yani böyle küçük yaşta, ne bileyim 7-8 yaşında, 9 yaşında oralara tek başına ya da arkadaşlarına çıkıp saz çalmak falan. Tabii yani biz Kırşehir'i alt ederdik. Kırşehir'de zaten Şirin Kırşehir, bizim memleketin lakabı Şirin'dir. Şirin Kırşehir, işte bir 20 dakika gezseniz aynı yere geri gelirsiniz. Yani tura atarsın ya. Öyle çok şirin, böyle keyifli bir yerdir. Herkes birbirini tanır. Herkes birbiriyle dosttur. Çok cana yakın insanların olduğu, çok muhabbeti seven insanların olduğu bir yerdir. Harika ya. O yüzden hala o muhabbet, o ilişki devam ediyor mu? Gidip gelir misiniz? Tabii yani? Giderim ben. Kırşehir'e gitmeden yapamam ben. Giderim yani sürekli. Yani senede bir kez kesin giderim yani. Aileden birileri var mı orada hala? Eşimin ailesi hala orada. Annemler de oradaydı. İşte ablamın tayininden dolayı onlar Edremit tarafına, Altınoluk'ta yaşar. Ha, kız gitti, sizin de haliniz varsa görün dediler. Yani kızla beraber Edremit'e gitti. Biri zaten Fransa'ya gitti. Aynen öyle. Böyle bir dağıldık hepimiz ama işte mümkün olduğu kadar sevdiklerimizle, ailemizle bir arada olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Harika bir şey ya. Çok güzel. Vallahi bravo. Peki, ablanız size o bağlamayı almadan önce müzikle tanışıklık, o Kırşehir'deki hep böyle gezmeler vesaire, oradaki şeyden kaynaklanan bir durum mu? Benim tarzım aslında şöyleydi. Ben tanıdık tanımadık herkesin düğününe giderdim. Yani izlerdim orada. Ya, müziğe karşı ilgim olduğundan hep gider izlerdim. İşte orada çalan ustaları vesaire, bağlama çalan vesaire. Ben bir de annemden gizli... Geçenlerde de söyledim bunu da, duydu mu bilmiyorum. Teyze kapat televizyonu, izliyorsan bile sesi kız falan. Ben cenazelere de giderdim. Allah Allah. Evet, yani oradaki ortamı, teneffüs etmeyi severdim. Yani orada nasıl bir acı yaşanıyor onu merak ederdim açıkçası. Allah Allah. Oradaki insanların ağıtları vesaire. Çünkü o da bir müzik baktığınız zaman. Ağıt da bizim kültürümüzün bir parçası. Ağıtlarımız var yani. Evet. Dolayısıyla o da benim çok dikkatimi çekerdi. Böyle bu tarz ortamları teneffüs etmeyi severdim açıkçası. Yani peki bir şey soracağım. Konservatuara gitmeden daha müzikten hiç para kazandınız mı? Tabii. Kırşehir'de düğünlerden kazandım. Oo, süper. Daha 17 yaşına varmadan yani. Evet, ben işte 12,5-13 yaşından beri ben kendi paramı kendim kazanırdım. Çok iyi ya. Cep harçlığı falan da iyi. Paranı kazanıyorsun. Hiç aileme yük olmadım ben. Hamdolsun. Mümkün olduğu kadar yük olmamaya çalıştım. İstanbul'da düğünler devam etti mi? Düğünler hala devam eder. Düğünler gitmez abi. Yok yani siz gitmeye, ben ne bileyim. Tabii devam. Çok iyi. Son surat. Vallahi yani bravo. Düğünler keyiflidir aslında. Yani gerçekten er meydanıdır düğün. Yani orada sınırlarını zorlar insan. O yüzden hala devam ediyor yani. Yani bizim Zülfü, bizim programımızdan çok ilgi çeken bölümlerinden bir tanesi şeydi, hatırlar mısın? Üstündağ, Baba Oğul, Aşıklar. Orhan abiyle İsrafil miydi? Oğlunun evet, ismi. Evet, gitar ve bağlama. Orhan Üstündağ ve İsrafil Üstündağ'dı. Yanlış hatırlamıyorsam isimleri. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmasınlar. Çok güzel bir şey hakikaten. Çok keyifli bir şey. Düğünler Er Meydanı diyorsun ya, oradan tabii geldi aklıma yani. Gerçekten yani bizim Anadolu kültürü için gerçekten düğün Er Meydanı'dır. Mesela en iyi davul zurnacılar orada, herkes bilir bizim yörede işte Ayvaz Usta. Ayvaz Başaran. Aybars Başaran aslında. Ayvaz Usta deriz. Bütün Kırşehir bilirdi Ayvaz Usta'yı. Düğüne o gelmezse kaynana. Tabii Neşet Ertaş'ın da çocukluk arkadaşı bu arada. He. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yani herkes bilirdi Ayvaz Usta'yı. Çünkü en iyi o çalardı o zaman. O dönemde en iyi oydu. Herkes bilirdi. Düğününü kim çaldı? Ayvaz Usta. Oo falan. Büyük düğün olmuş. Tabii yani. Biz öyle yapamadık abi. Paramız yok ama. Öyleydi. Biz Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kuru bir nikahla çıkmışız falan. Peki şöyle yapalım. Bir parça daha alalım mı sizden? Bir parça tabii daha alalım. Bu arada arkadaşlar fotoğrafları hazırlarsanız bir taraftan da Aile Albümüne bakalım. Parçadan sonra biraz fotoğraflar üzerine konuşalım. Eyvallah. Şimdi ne dinleyeceğiz? Şimdi Neşet Usta'yı bu kadar kulaklarını çınlattık. Rahmet olsun. Rahmet. Gönül Dağı diyelim. Oo, siz de seversiniz. Peki, sevmez olur muyuz ya? Yol gizli Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Harika bir şey. Bu arada çokça mesaj var. Teşekkür ediyorlar. Efendime söyleyeyim. Çokça istek var. Şunu çalabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Vesaire falan. Bu arada enteresan bir mesaj var. Bunu biraz sonra sizinle paylaşayım. İzleyenlere de paylaşırım. Güzel bir övgü mesajı var. Arkadaşlar fotoğrafları hazırlayalım. İlk fotoğrafı siz girin ama ben şeyi merak ediyorum. Neşet Ertaş'la ilk ne zaman tanıştınız? Hatırlıyor musunuz? Nerede? Nasıl? İlk Hasan Saltık'ın aracılığıyla tanıştım tabii. Hasan abi sağ olsun. Buraya geldikten sonra yani. Evet. Zaten aslında Neşet Ertaş'ın nasıl söyleyeyim motivasyonu tekrar yerine getiren insanlardan bir tanesidir Hasan Saltık. Yani Almanya'da çok zor şartlarda devam ederken hayatına onu buraya getiriyor ve burada onun ustayı ne kadar sevdiklerini Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser düzenleyerek ona anlatıyor. Nasıl büyük bir iş yaptı? Çok büyük bir konserdi zaten. Neşet Ertaş için, onun hayatı için de çok dönüm noktası günlerden bir tanesiydi o. Hasan abi o zaman Mecidiyeköy'de Neşet Usta'nın evi vardı. Hı-hı. Oraya gittik. İlk orada tanıştırdı bizi. Hı-hı. Mecidiyeköy'de oturuyordu. Çok yani. Pardon. Mecidiyeköy'de değil. İlk Hasan abinin evinde Hı-hı. tanıştık. O zaman kulakları çınlasın Cengiz Özkan. Ellerinden öperim. Abimin, hocamın. Cengiz Özkan, ben, Hasan Saltık, işte onun evindeydik Neşet Usta. O zaman çok böyle sabaha kadar, sabahın 7'sine 8'ine kadar bir muhabbet yaptık. Usta çaldı, biz dinledik. Sizin memleketteki geleneği İstanbul'a taşımışsınız yani. Evet, sabaha kadar oturup çalıp söylemek, yani, konuşmak. İmkanı yoktu çünkü hocanın gönlünden, sesinden, sazından, her şeyinden faydalandığımız, bizi doyuran, gönlümüzü doyuran bir gündü. Bizim için de dönüm noktası bir gündü. Sonrasında sıkça görüşme şansınız oldu mu? Sonrasında 4 veya 5 kere görüştük. Oo. Aynen öyle. Ve şunu özellikle söylemem lazım. Neşet Usta son kez bağlamasını bize çaldı. Hasan Saltık, Cengiz Özkan ve ben Mecidiyeköy'deki evde. Orada son kez bağlama çalmıştı. Ve bir kıta söyleyebildi usta ama bütün yüreği döküldü saza. Niye bizi ağlatıyorsun şimdi abi? Ağlayacağım. Gerçekten bütün yüreği döküldü. O kadar söyleyeyim yani. O da benim için çok dönüm noktası. Var mı onun bir kaydı falan, var mı? O? Hiçbir kayıt yok. Çok özel bir zaman. Hiçbir kayıt yok. Dolayısıyla bir de Neşet Usta'yı o hasta haliyle hiç kimsenin görmesini istemezdim ben. Yani öyle bir şey yapmak bile istemedik yani. Öyle bir gündü. Çünkü zor bir zamanıydı ustanın. Hayat o durumu. Dinle. Güzel şeyler de yaşıyorsun beraber. Bizim şeyler gönlümüzde kaldı. Evet. Bize bir hatıra oldu. Bizim güzel gönlümüze, miras, beynimize kazanan bir hatıra oldu. Güzel bir miras olmuş. Peki. Buyurun. İlk fotoğrafımız bu. Evet. Sizin paylaştığınız fotoğraflar bu arada. O evet, anlamda yani. Yok, hiç sıkıntı yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben paylaştım zaten. Bu fotoğraftakiler kimdir acaba efendim? Buyurun anlatın. Evet, sol tarafta annem. Allah uzun ömürler versin. Amin. Amin. Önde duran benim. Öyle mi? Evdeki tulumlu evet, olan mavi kıvırcık saçlı benim. İşte aslında benim kıvırcıktı küçükken saçlarım. Sonra evet, çok dalgalı bir hale evrildi. Babam orada odun kırıyor. Evet. Kış. Kırşehir mi orası? Kışa hazırlık. Tabii Kırşehir. Kırşehir memleket. Arkada da Gülay ablam ve Mustafa abim var. Onlar bizim komşular. Hmm. Onların da kulakları çınlasın. Babanızı çok severmişsiniz yani. Tabii. İnsan babasını sevmez mi? Ama öyle böyle değil yani. Hani öyle o tabii. Söz, bazı başka fotoğraflar da var paylaştığınız. Oradaki yani, notlar var falan böyle. Evet, çok yani benim için çok çok özel günlerdi. Biz çok zor zamanlar geçirdik. Hmm. Yani bu fotoğrafta onu gösteriyordur herhalde. Çok sıkıntılı günlerden geçtik. Birçoğumuzun aslında dönem dönem yaşadığı şeyler, Allah güzel şeyler yaşatsın insanlara. İnşallah işte. Babamı biz 2001 yılında kaybettik. 20 sene önce. Ben tam konservatuvarda okuyordum o senelerde. Erken daha, 21 yaşındaydım. Ben tam 21 yaşındaydım. Evet. Yani hani çok küçükken insan çok idrak edemiyor ama benim yaşlarımda daha fazla idrak ediyor insan. Çok daha zor oluyor öyle yaşlarda. Bu kaybı yaşamak gerçekten insanın etkisinden çok zor kurtuldu. Şey yapar mıydın? Bir de ben tek erkek ben kaldım. Hani evin babası o vasıf babamızdaydı. İster istemez sana geldi. İster istemez bize geçti. Yani insan kendini o zamandan 21 yaşından sonra artık ailenin sorumlusu benim duygusu geliyor insana. İster istemez geliyor bu. Annemiz Allah başımızdan eksik etmesin. Çok üzerimizde çok büyük emekleri var. O başımızda zaten ama insan bunu ister istemez, o babalık vasfı ister istemez insanda oluşuyor yani. Evet. Evet. Güzel bir aile fotoğrafı görmüş olduk. Evet. Üzdüysek sizi kusura bakmayın. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki bunlar gerçekler. Güleceğimiz fotoğraflarda olacak. Gerçekler bunlar. Bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Size zahmet onu görelim. Evet. Bir tane daha hatıra geldi çocukluktan. Evet. Burada güzel bir not vardı. Onu da söyleyeyim mi? Ya oynamayalım da mı canım? Ne gibi bir notla paylaşmışsınız. Elleri görelim falan gibi bir şey yapmıştık. Öyle bir şeydi sanki. Evet. Ya bizim her günümüz böyleydi diyebilirim. Çünkü bizim aile de çok böyle hani eğlence seven, işte muhabbet seven bir aileden geliyoruz. Burası da kulakları çınlasın, Pakize halam vardır benim. Onun evi olması lazım. Önde Burcu amcamızın torunu. Aha. O da kardeşi Koray, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik onu da. Allah rahmet eylesin. Sanırım bir nasıl bir bayram günü mü? Öyle bir şeydi galiba. En arkadaki de siz misiniz? Evet, en arkadaki oynayan benim. En arkada eller açılmış pantolon böyle artık. 10 numara. Çok güzel. Peki geçelim arkadaşlar, bir sonraki fotoğrafa bakalım. Bugün çok fazla fotoğrafımız yok açıkçası. Çok fazla fotoğrafla hiç şey yapmak istiyorum ama hepsini görebiliriz. Birkaç fotoğrafı görelim dedim. Evet, burası ben konservatuvarda okuduğum seneler. Neresi burası? Türkiye mi, başka bir yer? Derneğimiz vardı Kırşehir'de, AFOD. İsim verebilirim. Zaten şu an artık yok AFOD. Anadolu Folklor Derneği. Folklor deyince bizde halk oyunları geliyor akla. Halbuki folklor deyince bir kültürün İşte yemeği de, giyimi de, yaşayışı da, bütün özellikleri, bulunduğunuz yörenin bütün özelliklerinin hepsine folklor deniyor. Tabii. Folk işte halk, lor da bilim, halk bilim aslında. Evet. Yani folklor demek o. Biz çok güzel bir dernek geçmişi yaşadık o dönemde. Bu da derneği özlediğim zamanlardan bir tanesi. İzine gittiğim zamanlardan bir tanesi üniversiteden. Evet. Öyle bir zaman. Genç yaşlarda güzel. Evet. Arkada Fransızca mı yazıyor? Türkiye sanki böyle değişik bir şey. Yok, biz çok şeye gittik. Festivallere çok giderdik o zaman. Halk Oyunları Derneği ile çok yarışmalar, festivaller vesaire. Yurt içi, yurt dışı. Daha o zaman. Tabii giderdik. O yüzden ben hatta üniversiteden sonra da gitmişimdir. Yani hala oradaki etkinliğimi, faaliyetimi sürdürüyordum. Güzel, harika. İlk nereye gittiniz yurt dışına, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Polonya. Polonya'ya? Polonya'ya gittik, evet. Allah Allah. Evet, Polonya'ya gittik. O yaşlarda. Şeyde mi, üniversiteden önce mi, sonra mı? Önce. Daha kaç yaşında gittiniz Allah aşkına? O zaman yani 14 falandır herhalde, 14-15 tabii o yaşlar. Bağlamanızla beraber? Ben o zaman her şeyi çalmaya çalışıyordum. Yani şöyle, aslında her şeyi çalan birisiydim o dönem. İşte perküsyon falan çalardım. İşte biraz kaval üflerdim falan. Beni yerine göre kullanırlardı. Çok eğlenceli. Dernek. Fonksiyonlu. Şey, o zaman dışarı gitme ihtimali çok olan insan. İsviçre çakısı gibiydim o zaman. Güzelmiş ya. Evet. Peki bir şey soracağım. Polonya'ya gittiğinizde mesela oradaki Türklere mi ya da Türkiye'den gidenlere mi yoksa? Hayır. Şöyle, biz festivallere gidiyorduk. Müzik festivalleri. Tamam. İşte Anadolu'dan... O sene mesela bir yöre seçilirdi. İşte bu sene Bitlis yöresi, o sene Kırşehir yöresi vesaire böyle. İşte bir sene biz seçildik ve Polonya'ya gitmiştik. Ne hissettiniz ilk gittiğinizde, böyle Avrupa bir de yani, değişik bir şey. Kırşehir'den kalkmış gitmişsin falan. Şimdi, yani tabii ki çok bambaşka bir kültürle karşılaşıyorsunuz ve insanların yaşam tarzı başka, giyimleri başka, dünyaya bakışları başka vesaire. Tabii insan bir şok yaşıyor, yaşamıyor değil. Ama işte gezdikçe, daha fazla yer gördükçe, işte Antalya'ya mesela şeylere giderdik. Yazın animasyon gösterilerine giderdik dernekle o taraflara. O yüzden daha sosyalliğimiz arttı yani bu gezilerle. Bir de festival deyince mesela sadece Polonya kültürüyle muhtemelen muhatap olmuyorsun. Dünyanın başka ülkelerinden insanlar da geliyor. Tabii tabii. Biz Türkiye'den biz gidiyorduk mesela o sene. İtalya'dan biri gelmiş, evet. Almanya'dan biri gelmiş, aynen. Finlandiya'dan biri gelmiş vesaire vesaire. Ve o Antalya'ya gittiğimiz dönemlerde de işte Avrupa'da yaşayan insanlar daha çok oraya tatile vesaire geldiği için artık onlarla da böyle bir ilişkimiz oluşmuştu, bir muhabbetimiz oluşmuştu. Dolayısıyla Polonya'ya gittiğimizde de çok bir şey çekmedik aslına bakarsanız. Çok böyle bir yabancılık çekmedik. Ama gene işte tarihi yerleri olsun vesaire çok gezdik yani o dönem. Bir hafta falan oradaydık. Muhteşem bir fırsat tabii, ya hakikaten. Çok güzel bir şey yani. O anlamda sanatınız sizin önünüzde açmış yani o dünyayı görme anlamında. Yani biz yani benim tabii ki o şey geçmişi, dernek geçmişim bizi çok sosyal bir hale getirdi. Daha dışa dönük yani sadece yöreyle değil başka kültürlerde de tanışan bir hale getirdi. Yani biz çalışırken de enstrüman çalışırken de o hale getirdi. Yani biz örnek veriyorum başka yöreden türkü çalmaktan tutun da işte mesela benim Paco Pena ile konser vermemize kadar Berlin Filarmoni'nin salonunda birçok fırsatı yarattı. Yani o geçmişimin bana çok faydası var yani sosyal ya. Alanda. Ama hakikaten acayip yerlere gitmiş. Mesela ben de televizyon işle uğraşıyorum. Çok uzun zamandan beri belgeseller vesaire televizyon programları şu bu. Herhalde 50'yi aşkın ülkeyi geçmiştir gittiğim ülke sayısı ama mesela yanlış hatırlamıyorsam biz Sri Lanka bileti mi ne gördüm ben sizin paylaştığınız ya da Singapur muydu? Ya da... Singapur'dur. Avustralya'ya konsere giderken aktarmalı gidiyorduk Singapur üzerinden. Yani ben hatta o gün ne oldu biliyor musunuz? Ne çok oldu? Özür dilerim Ümit Bey. Şunu anlatmam lazım. Yok senin konuşman lazım abi. Benim konuşmam lazım. Estağfurullah yok. Buyur. Avustralya'ya gideceğiz. İşte Singapur Hava Yolları dediler ki biz enstrüman alamıyoruz. Yok canım. Tabii başüstü dolabına enstrüman alamıyoruz. Uçağı alamıyoruz falan. Allah Allah nasıl olur? Kırılır falan. İşte biz anlatmaya çalışıyoruz falan. Hayır kesinlikle yani şirketimizin bir kuralı var diyor. Enstrümanı asla almıyoruz diyor. Nuh diyor peygamber demiyor. İyi dedik bari koruyun. Hani korunaklı bir yere koyun. Merak etmeyin falan yaptı. Tabii ben Singapur'da aktarma yaptık. Tekrar bindik falan. Bagajlar gidiyor. Direkt Avustralya'da alacağım için. Bazen görürsün ya böyle şeyden uçağın penceresinden gider valizleri. Evet evet böyle. Aynen öyle. Tabii ben bağlamayı bekliyorum. Bağlama geldi. Kılıf da tabii. Kılıfı çıkardım bir baktım bağlama parça parça. Allahu ekber. Paramparça yani. Kırılmış. Ya Avustralya'ya gitmişim. Elimdeki bağlama kırık. Ben şimdi oradan nereden bağlama bulayım? Ya da nerede tamir ettireyim onu? Abi orada bir bağlama yapımcısı varmış. Wow. Mustafa abi diye bir ağabey. Buradan da selam olsun. İnşallah izliyordur. Denk gelir. Ve çok ileri seviyede kendine teçhizat kurarak, aletler alarak onlarla çok tamirdir işte yeni bağlamadır falan her şeyi yapamıyorsun da. Bağlamamı eskisinden daha iyi bir hale getirdi. Vay vay vay. Vallahi bu büyük bir şanstı işte benim için. Avustralya ya. Yani hakikaten çok abi büyük ya, yani. Ne yapayım ben? Kangurunun derisinden şey mi yaptırayım? Perküsyon yaptırayım, çalayım mı? Ne yapayım? Yani ya ne yapabilirim yani orada? Ya. Ha bir de Avustralya dediğin yer koca bir kıta yani mesela sen Sydney'de olursun o atıyorum ne bileyim daha uzak bir mekanda olabilir yani. 5-6 saat, 7 saat yolda olabilir yani. İşte öyle bir şey yaşadık. Çok üzücü ve ama sonu tatlı biten keyifli biten bir hikaye yaşadık. Onu da anlatmak istedim. Muhteşem bir şeymiş. Ya bu arada işte dünyanın dört bir tarafında gidebiliyorsun o sanatla beraber. Seni oraya kadar götürebiliyor. Harika bir şey. Yani aslında bizim çok böyle sağlam bir kültür politikasına ihtiyacımız var. Değil mi? Yani çok ayakları yere basan bunu her gittiğim yerde de söylüyorum. Bu Mevlana'nın pergel metaforu vardır ya. Evet. Bir ayağı Anadolu'ya basıp diğeriyle bütün kültürlerle yüzleşmek. Ama o ayağı hiç Anadolu'dan çekmemek. Benim temel prensiplerimden bir tanesi bu metafor olmuştur aslında. Yani beni sanata bağlayan düşüncelerden bir tanesidir bu. O anlamda bizim müziğimizin çok daha bu sınırların dışına çıkacak bir gücü olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu analiz de ediyoruz işte. İşte konservatuvar hem alaylı hem mektepli bir geçmiş falan. Muhteşem. Çok insan var zaten ülkemizi yurt dışında temsil eden çok iyi müzisyenler var Türkiye'de. Evet. Yani ondan da hakikaten çok kıymetli arkadaşlarımıza sağ olsunlar geldiler, evet, konuştuk, sohbet ettik. Biraz daha sohbet edeceğiz. Buraya bir ayraç koyalım arkadaşlar. Çünkü artık bir ara vermenin vakti geldi. Bir ayraç koyalım. Aradan sonra tekrar burada buluşalım. İzleyenler bu arada isterlerse çaylarını tazeleyebilirler. Meyveler belki çıkabilir ama sonrasında çok güzel türkülerle ve sohbette devam edeceğiz. Buyurun efendim. İHA'nın sunduğu Mevzu Bahis devam edecek. İHA'nın sunduğu Mevzu Bahis devam ediyor. Efendim biz reklam arasında kendimiz çaldık söyledik yani, izleyenler bu açıdan biraz şanssız, kusura bakmasınlar. Bu arada güzel mesajlar için teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız. Biz fotoğraflarımıza devam edelim. Ondan sonra bir parçaya tekrar geçelim. Olur mu Yusuf? Arkadaşlar fotoğraflara devam edelim. İşte bir fotoğraf daha. Evet, bir televizyon programından, evet, sevgili Volkan abinin programından galiba. Volkan Konağ programından. Volkan Konağ programından, evet, evet. Bu sazın özel bir şeyi var mı? İşte bu saz, o saz. Evet, bu şimdi bizim bağlama ailesinde en büyük saz divan sazı diye bilinir. Aha. Halbuki meydan sazıdır. Öyle mi? Meydan sazının teknesi bir tık daha büyüktür. Tabii daha davudi bir sesi vardır. Daha etli bir sesi vardır. Biz öyle tanımlarız. Er meydanında da böyle saz lazım diyor. Yani Muharrem Ertaş Usta'nın kullandığı saz böyle bir saz işte. Ha. O zaman kullanılan saz böyle bir saz. Bize bam tel daha sonradan eklendi. Aslında bu 3 sıradır. Yani en altta 3 tel vardır. 2 tanesi cim tel, yani ince tel. Bir de bam tel vardır. Ama eskiden böyle 2 tane cim tel varmış. Hmm. Yani sadece üst telde bam kullanırlar. Ortada da bam kullanırlar. Altta yokmuş ama sonradan işte yavaş yavaş değişmeye başlamış. Ben artık bu vücudunuzun eski bir parçası haline gelmiştir değil mi? Öyle hissediyorsunuzdur. Valla bu aralarda çok çalamıyorum bu sazı. Başka bir sazım var. Sahnede kullandığım. Biraz alıştım onun işte klavyesine vesaire. Çünkü bizde alışkanlık çok önemli. Mesela bunu hemen ha deyince çalınacak bir enstrüman değil. Hani bunu gibi düşünün. Kemanla cello arasında ki fark gibi düşünmek lazım. Hani kemandaki aralıklar daha küçük, daha kısa. İşte cello'daki aralıklar, evet, daha büyük. Parmaklarınızı, evet, açmanız lazım. Evet. Bu da öyle. Bunda da parmakları çok açmamız gereken bir enstrüman. Dolayısıyla hem zor ama keyifli. Hele ki stüdyodaki kayıtlarda çok çok sevdiğim bir saz. Ve şu, saz var bu arada. Bu sazın, çok özür dilerim, bu sazın şöyle bir özelliği var. Bu saz, rahmetle anıyorum, Hasan abinin bana hediyesi. He. Hasan Saltık. Yani bana Hasan Saltık'tan kalan, çok andık Hasan abi ya. Evet, Hasan abiden kalan. Mekanı cennet olsun diyelim ya. Kesinlikle. Çok önemli bir usta. Onun bana hediyesi benim için çok çok büyük bir öneme sahip. Hem sesiyle hem manevi durumuyla. Çok güzel. Ben bir röportajınızı okumuştum. Bu arada bir izleyen yorum yapmış da oraya geçeceğim. Bazen mesela sizin yörenizin dışında başka yörelerden sizden bir şey söylemenizi istediklerinde biraz böyle rahatsız mı oluyor musun? Ya yok şöyle. Çok sevmiyor musun bilmiyorum. Hayır şöyle, şimdi ben bunu hep bu örneği veriyorum ama bir göz doktoruna gidip kalp ameliyatına girmesini isteyemezsiniz. Onun bir alanı var yani, onun bir uzmanlaştığı bir alan var. Tabii. Dolayısıyla bunun dışına çıktığımızda örneğin benim hani şey gibi düşünün, kıyafet gibi düşünün. Aha. Her kıyafet herkese olmaz. Eyvallah. Ya da terziye yaptırırsın, böyle cuk oturur tabii, üstüne ama öyle, butiğe gidersen olmayabilir. Bana yani ait bir kıyafet olmayacağını düşündüğüm zaman söyleyemiyorum yani. Eyvallah. Bir hani izleyenimiz şey demiş de, yani hı-hı, çok güzel, muhteşem bir ses ama sadece kendi yöresinden mi söylüyor? Mesela niye Sivas'tan ya da başka bir yerden başka güzel... Hayır şöyle, sadece kendi yöremden söylemiyorum. Aha. Sadece kendi yörem değil. Kendi yöremin dışında da söylüyorum ama içime sinmediği zaman onu okumak gerçekten çok zor oluyor. İnsanın bir ruhuna ilk önce bana geçmesi lazım o duygunun. Sonra benim insanlara... Vay arkadaş, zor bir sanatçısın abi sen. Hakikaten yok, güzel yani, bir şey estağfurullah, ama. Çok yani, hoş bir şey. Yani benim kendimi bulmam lazım. Çok güzel. Yani kendimizi arıyoruz her zaman. İnsan hep kendini arar ya. Eyvallah. Ya maalesef yalanın çok büyük bir gücü var. Yani geçmişten beri yalanın bütün dünyadaki insanlarda üzerinde çok büyük bir gücü var. Maalesef. Çok da hızlı yayılıyor. Çok da hızlı yayılıyor. O yüzden ben o rüzgara kapılmak istemiyorum açıkçası. Hmm. Her şeyi daha samimi, daha gerçek, doğrularla yüzleşmek isterim. Kendimle yüzleşmek isterim. Harekete geçme prensibi benim için çok önemli. Eyvallah. Yani bir şey aklınıza geldiyse bir şey o an onun için harekete geçmek gerekiyor. Güzel. Peki bir sonraki fotoğrafa geçelim bakalım arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafımız ne? İbrahim eyvallah, abinin programında. İbrahim, imparatorla bir fotoğrafınız. Onun da evet, bir programına katılmıştınız değil mi? Ya ben imparator deyince insanlar Neşet Ertaş asıl imparatordu vesaire gibi eleştiriler yaptılar. Halbuki İbrahim abiye bir şeydir, yani lakap bir Fatih Terim var, bir de ha, İbrahim Tatlıses var. Yani o lakaptan dolayı ben öyle bir şey diyorum. Müziğin imparatoru diye. Ayrı bir şey tabii. Ya zaten insanları öyle kıyaslayamazsınız. Bak ama benim de aklımda imparator diye kalmış. Yani o yüzden hani. Sağlığı nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? İyi. Konserler vermeye başladı. Evet. Yani gayet iyiydi durumu. Biz gittiğimizde de yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İbrahim abinin ilk yani o ameliyatından sonra ki durumuyla şu anki durum arasında dağlar kadar fark var. Hmm. İbrahim abi şu an sesi tutturmasından tutun da sadece biraz nefes sıkıntısı çekiyor. Allah o kadar. Saat versin. Onun dışında müzik olarak hiçbir sıkıntı çekmiyor. Eyvallah, çok güzel. Peki bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Aslında İbrahim Bey'e de böyle kulaklarını çınlatmak için koyduğum fotoğrafını bir taraftan. Bir sonraki fotoğrafı görelim arkadaşlar, size zahmet. Bu da pandemi döneminde katıldığım fotoğraflar, evet, programlardan bir tanesi. Öyle. Maske evet, olduğuna göre nihayetinde. Evet. Ay anacığım. İşte, ellerinden öperim. Sevgili anneciğin değil mi? Edremit'te bu fotoğraf herhalde. Altınoluk'ta. Altınoluk. Yok bu Ankara'da teyzemlerin evindeyiz. Ha, eyvallah, güzel. O zaman. Maşallah yani. Annem, vallahi Allah başımızdan eksik etmesin. Ha, ne Allah hayırlı uzun ömürler versin. İzliyorsa o da kendisini görmüş olur. Ayaklarının altından. Ellerinden öperiz onu. Bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Ne mutlu yani. Harika bir şey. İşte burası... bir dönem dizisinde hazırlanıyormuşsunuz. Öyle yok abi aman. Yani burası Hatay. Hatay'da evet, bir haraya gitmiştik. Çok meşhur orada haralar. Binicilik orada çok revaçta olan bir iş. Eyvallah. Orada konser sonrası tabii bu. İlk konser defa denemiyorsun ama ya, herhalde değil mi? Efendim? İlk defa denemiyorsun herhalde. İlk defa deniyorum. Yok hiç öyle bir hali yok. Yok değil mi Zülfü? Ya biz ata abi binmeye değil de eşeğe yani, binmeye alışkınız. Estağfurullah yani ilk defa ata biniyor gibi bir hal yok yani. At bizim için lüks abi. Bence böyle gayet böyle atla bütünleşmiş şekilde sırt böyle dik falan, ne bileyim. Ben ilk defa ata bindiğimde boynuna yapışmıştım şöyle. Ya falan, birkaç tarif aldık canım. Yani işte hani o şeyleri buraya takıyormuşsunuz. Serçe parmakla işte yüzük parmağının arasına falan takıyormuşsunuz. Öyle şeyler öğrendik. Oo. Öyleymiş yani onun şeyi. Ya işte orada bir bütünsellik söz konusu herhalde. Hatta evet, kendini rahatsız edecek. İşte sen de kendini. Ya yanımızda arkadaş sağ olsun zaten beraber bize eşlik etti, mihmandarlık güzel, etti. Harika. Güzel bir şey herhalde değil mi? İnanılmaz keyifli bir şey yani. Güzel. Peki bir sonraki fotoğrafı görelim arkadaşlar. Bakalım sonraki fotoğrafımız ne? Orada da bir efendim. Evet. Bu da hangi konserde? Çok iyi hatırlayamıyorum ama. Vallahi çok bu? Çok konsere gittik. Atakum mu desem? Ordu mu desem? Atakum, Ordu değil. Ordu değil ama yakın dönemlerde bir konser oldu. Bunu niye koydum biliyor musun? Ha, bu ne güzel bir sevgi ya. Yani ya, sana yönelen ne kadar güzel bir sevgi. Bak kalabalık, efendim söyleyeyim, insanlar orada ve gerçekten ailelerinden biriymişsin gibi bir evet, hal var. Onu hissettim ben fotoğrafta. Hani mesela benim kuliste de şeyim öyledir. Hani içeri işte fotoğraf çektirmek için kimseyi almayın vesaire, hiç öyle bir şeyim yok. Herkes girer çıkar. Ya ben şey yapmam abi, yani öyle bir. Bizim televizyon yerini biliyor. Kapıya gelirler şimdi. Hiç sıkıntı yok abi. Gelsinler. Canla başla. Canla başla. Her zaman. Çok güzel. Peki bu elektrik nasıl sağlanan bir elektrik? Özel bir formülü var mı bu? Yani için? Samimiyetimizin karşı tarafa geçtiğine inanıyorum. Yani peşinde olduğum şeyleri onlar da sahipleniyor. Çok güzel. Diye düşünüyorum. Harika. İnsanlar da sahipleniyor diye düşünüyorum. Bu arada albümden çok konser çalışman var herhalde değil mi hocam? Yani albüm... Evet, konser çok. Yurt içi yurt dışı da çok. Pandemiden dolayı yok. Yoksa her hafta sonu yurt dışındayız. Yani çok konser oluyor evet. Yani... benim yurt dışında hissettiğim duygu çok daha farklı türkü nasıl söylerken. Ben de gurbette olduğum için yani Kırşehir'den İstanbul'a gelmiş biri olarak burada o sıkıntılı bir okul hayatı vesaire yaşamış bir insan olarak oradaki insanların Türkiye'ye hasreti, özlemi gözlerinin içine yansıyor. Hele bir türkü söylediğiniz zaman yani o samimiyet kalbimin en derinliklerine giriyor. Emin olun yani. Hep beraber ağlıyorsunuz onlardan. Gerçekten yani onlara türkü söylemek bir ayrıcalık. Bunu mübalağa etmiyorum ayrıca. Onlar ayrı bir keyifle, ayrı bir ruhla dinliyorlar. Gerçekten söze çok dikkat ediyorlar. Hiç böyle değil. Mesela bir hanımefendiyle tanışmıştım yurt dışında. Önceden deli gibi rock dinlermiş. Deli gibi ama. İşte 25-26 yaşlarından sonra Almanya'ya yerleşiyor. Mecbur türkü dinlemeye başladım diyor. Yani. Oraya gittikten. Yani türkü dinlememe gibi bir şansın yok diyor. Bana anlattı bu. Çünkü insan diyor kendi kültürünü özlüyor. Kendine ait olan şeyleri özlüyor. Hani çok yakınında olunca insan kıymetini bilmiyor ya. Doğru. O yüzden kültürümüzün kıymetini çok çok iyi bilmek lazım. Doğru. Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra darma duman olmuş bir Almanya. Tabii. İlk önce kültür binalarını inşa ediyorlar. İlk önce kültür binalarını. Neden? Bunun bir sebebi olmalı yani. Öyle mi? Bizim bunun farkına varmamız lazım. Ya kültürümüzün çok önemli olduğunu. Neden? Mesela neden örnek veriyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı neden birlikte? Ben anlamıyorum bunu. Aha. Yani kültür böyle bir yere iliştirilecek bir ya da turizm bir yere birleşilecek kadar. Tabii yani öyle bir küçük bir kavram değil yani. Onun ağırlığı çok büyük. Sanat dünyasından birçok insana konuştuğun zaman aynı şeyi söylüyorlar. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı belki de yakında bilmiyorum yani önümüzdeki dönemde. Yani ben eskiden ayrıydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasından birleştirildi. Tekrar ayrılabilir diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Vallahi hep bizim ülkemizde şöyle şeyler oldu. Hani fantazi ve türkü bölümünde aday vesaire. İşte şu bir ara halk müziği bile denmiyordu ki. Hani halk müziği denmezdi ki. Çünkü hor görülüyor. Gerçekten hor görülüyor. Hani daha yerel, daha mahalli. Ama sen kendinden çekilmiş oluyorsun. Senin evet. Deden de rock dinlemiyordu affedersin. Deden rock dinlemiyordu. Doğru diyorsun ama bir gün gidersen yurt dışına işte Türkiye'yi ararsın yani. Ararsın. Peki konservatuvar, fotoğraflara devam edeceğiz ama konservatuvardan hemen sonra mı TRT sanatçılığı başladı? Nasıl oldu bu? Ben 2002 yılından beri aslında TRT'ye gidip gelen bir insanım. Akitli olarak o dönem. 5-6 sene önce kadro oldu. Hı hı. Ve ondan önceki açılan sınav ne zamandı biliyor musunuz? Aslında bu da çok üzülünecek bir şey. 1982. Sonraki 2000? Yani biz kaç yılındayız? 2015'te falan açıldı. Oo. 2015-16 o civarda galiba. 2002, tam hatırlamıyorum. 2002, 2012, 30 küsür yıl sonra yani. Evet, aynen öyle. Hmm. Yani ilk sınav 80 ya yani ilk sınav dedi. Bundan önceki ilk sınav 82'deydi. Yani bu kadar neden kişi alınmaz ki bu kadar sene? Aha. Neden ama? Kadro sınavı mı oluyor bu? Tabii. Bir anlamda kadro evet. Yani. Ama akitli olarak çalışıyor. TRT sanatçılığı için. TRT sanatçılığı. Tabii o dönem biz çok TRT'ye gittik geldik. Aha. Çok programlar yaptık. İşte televizyondur, radyodur. Çok bantlar çaldık. Çok yani TRT'de bayağı eskiyiz aslında. TRT'de bambaşka bir şey var. Bu arada sevgili Hasan Bey'in de selam var. Mesaj atmış. Hasan Öymez Bey. Hasan Öymez Çok Bey, saygılar, selamlar kendisine. Sağ olsun. O da izliyormuş. Bir de eser istemiş ama bilmiyorum uygun olur mu senin için. Bir saniye. Karacaoğlan'a ait kendisinin düzenlediği Üryan Geldim diyor. Üryan Geldim biraz zor olabilir ama yani şöyle işte biraz konser trafiğinden çıkınca her Türkiye her zaman söylenmiyor. Repertuar sizde. Kendiniz nasıl rahat hissedersiniz. Hiç şey değil, hiç sorun değil. O zaman kendisine biz Yolcu türküsünü gönderelim. Olur, Neşet Usta'dan gene. Peki. Hem ona olsun hem de çok sayıda istek var. O isteklere masa başında oturup yazanlar da var. Onlara da göndermiş olalım. Bir anlamda bizden parça isteyen herkese gitmiş olsun o zaman. Buyurun. Eyvallah. Varıp bir canana ikram ikisi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Bunlar neden nedenini sordum mu? Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Bunlar neden nedenini sordum mu? Ağzınıza sağlık ya. O kadar çok insan sizi izliyor ki şu an. Yani eyvallah. Ve çok teşekkür ederim. Genç, sadece genç demeyeyim, haksızlık olacak. O kadar çok sayıda bağlama dersi alan insan da bir şeyler yazıyor ki. Şimdi nasıl desem bilmiyorum. Mesela Cem Kasım Çelik var. Çekip göndermiş. Bağlama çekip göndermiş. Abi ben de işte o yolda gitmeye çalışıyorum. Ne güzel, ya da başarılar, yolu açık olsun. Sizin memleketten mesaj atmışlar. Diyorlar ki Levent Cihan Ceylan ismi. Kırşehir'de diyor şu an şu dakika itibariyle hocamızla beraber çalışıyoruz diyor. 12 yaşından 35-40 yaşlarına kadar insanlar bağlama dersi alıyoruz şu an. Bir taraftan ya da izliyoruz diyorlar. Ne güzel. Yani, selamımızı yetiştirdik. Özellikle çok... gençlerin dinlemesi çok çok önemli. Yani evet, biz bu gençlere nasıl türkü dinletiriz zin kaygısında olmak lazım aslında. Yurt dışına gönderelim. Doğru. Yapacak bir şey yok ya. Ya ama gerçekten enteresan bir şey. Hani şunu bile diyorlar ya. Böyle ne bileyim, yurt dışına gittiği zaman insan her yerde cami bulamıyorsun. Minare yok işte. Ezan okunmuyor falan. Biraz daha böyle, biraz daha hani bizden bir şey arıyor insan. Bir mütedeyin olabiliyor diyorlar ya. Bir cami, bir mescit varsa arayıp bulabiliyor falan filan gibi şeyler. Neyse arkadaşlar, birkaç fotoğrafımız daha kaldı herhalde. Onlara da bir bakalım. Bu arada ben çocukluk arkadaşlarınızın selamları var. Hatta beraber Ankara Armoni Mızıka'da askerlik yaptınız. Askerlik yaptınız. Yasin Yıldırım efendim söylüyor. Oo, çok selamlar, saygılar. Fotoğraf atmış, selamlar söylüyor efendim size. Kırşehir'deki arkadaşlar burada çok sevindiler mesajlarının görünmesine açıkçası. Başka mesajlar da var, onları da aktarırız. Bir sonraki fotoğrafı görelim arkadaşlar. İşte. Ustayla evet, beraber olmadan olmazdı zaten. Evet, rahmet olsun, öyle. Mekanı cennet olsun. Aynen. Bu zaten TRT programı burası. Evet. O zaman TRT müzik var mıydı? Yoktu galiba. Hı hı. Usta oraya konuk olmuştu. Ben de orada eşlikçiydim aslında. Ben önceden eşlikçiydim. İşte birçok televizyon programında, işte, hı hı, albümlerde vesaire eşlikçi olarak yer aldım. Hı hı. Daha sonra albüm yaptım Hasan abinin aracılığıyla. O eşlikçi olduğum dönemden bir fotoğraf bu. Muhteşem bir şey. Allah rahmet eylesin. Amin. Esma, bu son fotoğrafımız mıydı? Bir tane daha fotoğrafımız vardı. Hani bir izleyenimiz göndermişti. Onu da bir zahmet görelim. Ben de bu arada... Evet, ilkokul. Ay. İlkokul değil mi? Evet, evet, ilkokul. Bir ilkokul arkadaşınız. Bir taraftan bir mesajı da var. Onu da dur, bir dakika bulup söyleyeceğim. Adı neydi? Size. Bir saniye. İsmini yazmış mı? Şöyle diyor. Ümit Bey merhaba. İsmail ile uzun süre sınıf ve mahalle arkadaşlığı yapmış biri olarak bir yaren hakkı olarak söz etmek isterim. İsmail'in parmakları dahi adeta bağlama çalsın diye özel yaratılmıştı. Estağfurullah. Teneffüslerde, derslerde sırayla ritim tutar. Sıraya ritim tutarmış. Tabii evet. Efendim, her şeyi enstrüman olarak kullanmaya çalıştık. Kader yolunun notalardan dizildiği o zamandan belliydi. Kırşehir gibi engin bir bozlak ve türkü kültürünün görünen yüz olması nedeniyle çok değerli elbette. Kentte pek çok İsmail var ama popüler kültür hepsine aynı şansı tanımıyor. Bu anlamda sizlerden ricam, biz İsmail ve İsmail gibilere daha çok yer vermeniz. Elbette başımızın üstünde evet, yeri var her zaman. İsmini yazmamış, ismini yazmadığı için söyleyemiyorum. Ama sizin ilkokul fotoğrafınızı göndermiş. Siz orada kendinizi görebiliyor musunuz? Görebiliyor muyum? Ben o zaman göremem yani, bilmiyorum. Abi bir saniye. Çok güzel. Evet, ben gördüm kendimi. Gördünüz mü? İkinci sırada iki uzun boylu arkadaş vardır. Onların arasında kısa olan benim. Ben de gördüm. Musun? Tamam, bravo. Ortada. Sizin Zülfü Akışçı'da var. Çok güzel. Eyvallah. Kartal gibi gözlerim vardı. Ha, bu arada isim de geldi, Salih Baran'mış. Salih Baran dedim aslında içimden. Öyle mi? Ben evet, ha, ben çok selam olsun. Benim kadim dostum. Çok severim, sayarım. O da evet, Anadolu Ajansı'nda Edirne'de. Öyle mi? Evet. Ya, meslektaşmışız biz onunla. Ben evet, de bir ara Anadolu Ajansı'nda görev yaptım. Güzel. Sarılıyorum ona da. Yine Kırşehir'den Halil Çalışır demiş ki üstattan sen benimsin ben senin parçasını istiyorum. Tabii, belki söyleriz. Vardır bilmiyorum. Tabii, tabii. Repertuarda. Halil Çalışır da kültür müdürüdür. Hmm. Kırşehir. Dedim ya Kırşehir'de herkes birbirini tanır diye. Kimi söyleseniz tanıyorum. Bu yani. Arada Kırşehir'de anons yaptılar. Bizim İsmail televizyonda arkadaşlar buyur istedim falan gibi bir durum olabilir. Yok zaten bir kişi duydum herkes duyuyor. Kırşehir öyledir. Her söz hemen döner dolaşır bulur yani. Herkes bilir yani. Ya ben söyle neydi? Brüksel'de öyle abi dönüyorsun dolaşıyorsun 20 dakikada hepsi bitiyor. Abi, çok da farkı yok bence. Evet. Baktığında. Arkadaşlar bir reklama daha gideceğiz herhalde anladığım kadarıyla değil mi? O reklama gidelim mi şimdi? Bölmeyelim. Eğer sizin için de uygunsa. Bir ara daha verelim. Sonrasında sohbete tabii devam edelim. Peki. Bir küçük ara efendim. Arkasından tekrar buradayız. İHA'nın sunduğu Mevzu Bahis devam edecek. İHA'nın sunduğu Mevzu Bahis devam ediyor. Efendim tekrar birlikteyiz. Açıkçası vallahi sizden gelen mesajlara yetişmek sanıyorum şu an itibariyle olmayacak. Kolay olmayacak. Ne yalan söyleyeyim. Eğer sizden parçalamazsak bize kızan daha çok olacak. Öyle söyleyeyim. Yani öyle bir durum da söz konusu. Bence bir parçayla daha devam edelim. Evet. Çünkü artık son bölümdeyiz. Yavaş yavaş saat başına doğru toparlayıp kapatmamız gerekecek. O zaman sen benimsin diyelim yine Neşet Usta'dan. Olur. Bu arada yani enteresan paylaşımlar da var. Böyle peçeteye yazıp para koyanlar. Yok para almıyoruz ya. Para kabul etmiyoruz arkadaşlar. Para kabul etmiyoruz efendim. Buyursunlar. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Bir kez daha böyle gönlümüzün, hani kulağımızın pasını diyorlar ya, gönlümüzün pasını sildiniz. Bu arada güzel bir mesaj var. Demin konuştuğumuz konu üzerine sevgili Necmi Yurdakul mesaj atmış. Diyor ki İsmail Bey'in albümünü Türk Hava Yolları uçağında bundan 4 sene önce dinlemiştim. Eyvallah. İkinci albümüm yok. Duyulur. Derkenar vardı, bir de İncidir vardı. İlk albümüm İncidir. İncidir. İkincisi Derkenar. Derkenar. İki tane albüm var, evet, benim bildiğim. Aynen. Sonrasında tekli gidiyor diye biliyorum. Diyor ki bu tip platformlara eğer bu çalışmaları daha çok koyabilirsek gençlere daha çok muhatap olur ve öyle tabii. Yani o biraz daha güzel kültür politikası inşallah lazım dediğim aslında içinde. Doğru söylüyorsun. Bu dallarda var. Kültür demişken üstad, farklı disiplindeki müzikleri bir araya getirmek her zaman çok iyi fikirler olmayabiliyor ama mesela siz çok cesur bir şey yapmışsınız. Evet. Flamenco'yla bozdağı bir araya getirmişsiniz. O nasıl oldu? Ya şöyle, şimdi flamenco müziğin içindeki melodik yapılarla, dizilerle, makamsal özellikler birbiriyle çok yakın bizim Anadolu'daki bozdaklarla, işte kırık havalarla, bizim yöredeki makamlarla, işte inici çıkıcılığıyla vesaire. Bu tür teknik konularla ilgili çok yakınlık, benzeşik özelliklere sahip. Dolayısıyla yani çok uzun zamandan beri iki müziği birleştirme fikri var ama bir türlü yerini bulamıyor, olgunlaşamıyor. Fikir hiç bir türlü yerini bulamadı. Orada da sevgili Erkan Oğur abimle beraber gittik. Berlin Filarmoni'nin konser salonunda. İşte çok prestij bir salon diye biliyorum ben. Çok prestijli yani bir salon. Evet. Müzisyenin orada olmak için can atıyor. Dünyaca ünlü bir salon. Orada Miguel Ortega, İspanyol okuyucu ve Paco Pena, işte çok meşhur bir gitaristtir Paco Pena. Böyle dörtlü bir konserimiz oldu. Çok çok keyifli bir konserdi ve çok o dönem çok ses getirmişti ama burada çok ses getiremedi. Şeyi bulamadım. Kaydını bulamadım. Kaydı yok. Şöyle yok. Neden yok? Berlin Filarmoni kendi bünyesindeki kayıtları hiçbir zaman başka yere vermiyor. Peki ya, onların arşivinde var. Falan alamıyor mu? Parasını verip yok, alamıyor muyuz? Alamıyor. İzleyemiyor muyuz? Nasıl ya? Alam. Biz de almak istedik, biz bile alamadık. Ama ben çok merak ettim hakikaten. Müthiş de bir şey bu ya. Okuduktan sonra bir bulayım, bir izleyeyim, bir dinleyeyim nasıl falan. Evet. Yok abi, hiçbir yerde bulamadık yani. Kimse de korsan çekmemiş ki. Evet. Ya. Erkan abi tabii çok çok özel bir müzisyen. Ve benzerini bir de Cemal Reşit'e yaptınız herhalde daha sonra. Evet, sonra işte Yeye de Kadiz. Evet. İspanya'nın Kadiz şehri var. Kadizli Yeye lakabında. Onlar grubuyla, flamenko grubuyla, geniş bir grupla. Bir de bizden birkaç müzisyen arkadaşla beraber verdiğimiz bir konser vardı Cemal Reşit'e. Tabii devamı gelmedi. İşte böyle şeylerin devamının gelmesi lazım. Aslında provaların yapılması lazım. Yani biz orada prova yapma şansımız da olmadı. Bu iki konserde de prova şansımız olmadı. Provasız? Tabii provasız. Doğaçlama yani. Vay. Yani bir hafta öncesinden gelmek, işte bir araya gelmek, eserleri belirlemek, hangi onların hangi eseriyle bizim hangi eserimiz bir arada harmanlarız vesaire türünden böyle provalar yapamadık. Yapamadığımız için mümkün olduğu kadar doğaçlama şekilde. Peki nasıl tepki aldınız? O an canlı çalıyorsunuz zaten. Çok güzel bir tepki. Yani şöyle o diziler insanın aklına zaten ben hangi türküyü girsem şimdi hani işte örnek veriyorum Hicaz makamında mesela bir şey çalıyor vesaire, ben Hicaz hangi türküyü okurum vesaire diyerekten o anda aklıma gelip doğaçlama yaptım bir şey. Mesela hatırlıyor musun? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Acayip doğaçlama olmuş. Arkasını bağlamadım. Biraz. Şey vardı aslında. Onu Suda Balık Oynuyor türküsünü. Onu bir öyle ufak böyle bir seslendiririm. Görürseniz tabii biz bunu... Suda balık oynuyor, suda balık oynuyor. Canım sana kaynıyor, canım sana kaynıyor. Düştüm merhamet size, düştüm merhamet size. Ben çalımdan bilmiyor, çalımdan bilmiyor. Leyli leyli köylü kızı, sen allar giymen kırmızı. Yine doğdu tam yıldızı, doğmaz olsun tam yıldızı. Leyli leyli köylü kızı, sen allar giymen kırmızı. Yine doğdu tam yıldızı, doğmaz olsun tam yıldızı. Vesaire böyle. Güzelmiş ya. Yani o kültürle bizim kültürümüzün gerçekten birbirine benzeşik çok... müzikal, teknik, evet, benzeşikleri evet, var. Evet. O yüzden onları çok mümkün olduğu kadar doğaçlama yöntemiyle hayata geçirmeye çalıştık ama. Bu arada güzel bir parantez oldu. Berlin Filarmoni'den sonra Mevzu Bahis TVNet'te. Başka yerde yok. Aynen öyle. Başka yerde nasıl? Vallahi bunu da ilk defa okuyorum. Ama çok, yani bu şekilde çok ilk güzel. Defa okuyorum. Evet, evet. Sizin programınıza nasipmiş. Ne güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ya. Peki... takip ediyor musunuz bilmiyorum ya da teknolojiyle aranız ne kadar iyi ya da nasıl takip ediyorsunuz? Şimdi bir taraftan Anadolu kültürünün geleceğe, gençlere, çocuklara, mirasın aktarılması işi var. Kendinizin üzerine vazife olarak aldığınızı biliyorum. Bu güzel bir şey. Çok ulvi bir şey. Öte taraftan şunların içine hapsolmuş bir gençlik, çocukluktan bahsediyoruz. Ve hatta evet, artık şunu yapmak istiyorlar. Gözlük takacaklar. Dışarıyla alakası da kalmayacak çocuklar. Zaten uzmanlar teknolojinin getirdiği hastalıkların da ortaya çıkacağını söylüyorlar. Nasıl aktaracağız? O da bir tanesi peki olacak. Biz bunu nasıl aktaracağız oraya? Yani onunla ilgili akademide ya da işte büyük kurumlarda ya da sanatçılar kendi aralarında bir şeyler konuşuyor musunuz? Nasıl yapsak, nasıl etsek, nasıl aktarsak diye. Yani aslında çok büyük çalıştayların yapılması lazım bununla ilgili. Tamam, kültür politikasına geliyoruz. Gene oraya geliyor. Yani çünkü hani ilk kaygımızın bu olması lazım. Bu kültürden bu gençleri nasıl ayırmamalıyız? Bir arada tutacağız. Nasıl bir arada tutabiliriz evet, bu gençliği? Yani bu kültüre nasıl bağlı tutabiliriz bu gençliği? Bunun kaygısında oldukça bence çok daha güzel olacağına inanıyorum her şeyin. İşte dediğim gibi çok büyük çalıştaylar yapılırsa gerçekten bu kültüre hizmet etmiş. Özellikle edebi derinliği, yani müziğinde edebi derinliğini barındıran insanların da ağırlıkta olduğu bir çalıştay olması lazım. Evet, evet. Çünkü sözün ucuz olduğu yerde ya da basit tüketilebilir olduğu yerde müzik de gücünü yitiriyor. O yüzden söz de çok önemli. Yani mutlaka sadece müzisyenlerden, müzik insanlarından oluşmamalı. Edebiyatçılardan da oluşmalı. Yani öyle büyük bir çalıştay yapılmalı. Mutlaka. Sosyologlardan da, işte psikologlardan da çok büyük bir çalıştay yapılmalı. Eyvallah. Bir şey var ya hani böyle, orta oyununda İsmail Düngöl'ün bir kavuğu var. Evet. Biliyorsun yani nesilden nesile aktarılıyor. Evet, Rasim Öztekin'e. Evet. Ondan sonra Şevket Çoruhtaş şimdi. Yanlış işte Ferhan Şensoy'daydı. Ferhan Şensoy'daydı. Rasim Öztekin'e rahmetli. İkisi de, evet, Allah rahmet eylesin. Sonra Şevket Çoruhtaş. Neşet Bey'in ya da o ekolün böyle bir şeyi var mı? Ne bileyim. Bir bağlama. Şöyle. Bir belki mızrap. Bilmiyorum yani. Öyle bir şey var mı? Ya da olmalı mı? Olmamalı. Olmamalı. Şunun için olmamalı. Herkesin kendine ait bir dokusunun, bir rengine çıkması gerekiyor. Neşet Usta'nın her gittiğim yerde de bunu söylüyorum. Benim de hayatıma ilke edindiğim sözlerinden bir tanesi: gölgeye girenin gölgesi olmaz. Bir daha söyle abi. Gölgeye girenin gölgesi olmaz. Dolayısıyla Neşet Usta babasının, Muharrem Ertaş'ın gölgesinde kalsaydı şu an Neşet Ertaş olmayacaktı. Onun gölgesinden çıktı. Kendi kimliği, mührü, imzası çıktı ortaya. Kendi tavrı, tarzı çıktı. Neşet Ertaş çıktı ortaya. Yoksa ismini bilmeyecektik. O yüzden kendinize ait bir doku, bir tat, bir tarz oluşturabilmek için, onu ortaya çıkarabilmek için çok şeyden faydalanmak gerekiyor. Yani bir arı gibi. Her çiçekten bir bal almak lazım ki kendi tavrınız, bazen taklit etmek gerekiyor. Yani o tavrı anlayabilmeniz için bazen taklit etmeniz gerekiyor. Sonra o taklitten kurtulmanız gerekiyor. Yani birçok şey, birçok etken var bunun içinde. Neşet bir şey söyleyemeyiz yani. Neşet Usta'nın dediği şeyi yaparsan o zaman ateşin ya da ışığın önünde kalman gerekiyor. Biraz yanman, biraz pişmen, biraz, evet, belki bir şeylere göğüs germen gerekiyor. Zaten, ama sonuçta kendi gölgen oluyor o zaman da. Yani o başka bir aynen şey öyle. Kendi gölgesi kendi kimliği olmuş oluyor. Evet. Zaten Neşet Usta da bu yönüyle diğer, kendinden önceki babası dahil bütün ustalardan ayrılır. Çünkü o farklı kültürlere daha açık. Bazen Zeki Müren'in bir nüansını yaptığını duyarsınız. Al yanak allanıyor türküsünde mesela. Öyle bir nüans duyarsınız. Bazen Halit Araboğlu'ndan bir nüans duyarsınız. He. Bir Mahsuni'den etkilenmiştir. Öyle bir yerlerden bir şeyler alıyor o da demek. Tabii yani mümkün değil. Çünkü birbirinden etkileniyor insanlar. Doğru. Mümkün değil. Etkilenme gibi bir şansı yok. Mutlaka. Şimdi sevgili İsmail Altunsaray, aslında bu akşam sizle bir oyun oynayacaktık. Ben size birini soracaktım beraber. Ondan sonra bir de hediye verecektim. Ama bunu yapmamız bence farz değil. Biz bunu kaç haftadır erteliyoruz. Kötü mü sonuçlar arkadaşlar? Ya hayır, güzel de bir oyun aslında istersen, ama şimdi biz senden parça dinlemeyip de oyun oynarsak ben eminim ki izleyenler bana kızacaklar. Onun için öyle yapmayalım. Bir güzel hediyelerimiz var size. Yok şimdi mesela Ketebe'den kitaplarımız vardı efendim. Sonra böyle bir kitap okumayı seversiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir kitap okuma. Ya eskiden demeyeyim de yani bundan 2-3 sene öncesine kadar çok daha rahat okuyabiliyordum, ama şu ara hiç mümkün değil. Tamam, saat nota çalışırsın. Nota sehpası. Aynen öyle, vallahi çok iyi olur. Ayrıca bu benim kızım için de iyi olabilir. Bazen video izliyor. Tamam, o zaman ona gidiyor bu. Mevzu Bahis hatırası demiş olalım. Aynen. Biz şöyle yapalım. Oyun oynamayalım. Sizden bir eser daha alalım. Ben bu arada bir toparlayayım. Mesajlara falan bakayım. Unuttuğumuz bir şey olmasın. Bir de muhtemelen bugün kimi tatile göndereceğiz o da belli olmuştur. Onu da efendime söyleyeyim, bir şekilde açıklamak için hazırlık yapalım. Israrla Kız Seni parçasını isteyenler var. Bilmiyorum sizin hakkınızda ne var? Ya o benim bana ait bir türkü formunda bir beste. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Bugün de söylemeyeyim istiyorum. Tamam, size bağlı. Kırşehir türküsü demişler. Efendime söyleyeyim. Başka birçok şey var ya. Size kalsın. Son parçayı sizden dinleyelim. Ondan Acem sonra Kızı'nı okumak isterim ben. Neyi? Acem Kızı. Acem Kızı. Peki. Dinleyelim o zaman. Sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi ben teşekkür ederim. İletmezsem ayıp olacak bir tane mesaj var. Almanya Münih'ten Ülke isimli bir izleyenimiz yazmış. Bir parça istemiş. Bu parçayı ona ve Ankara'dan arkadaşları Zehra ve Murat'a hediye etmiş olalım. Ülkü Hanım'dır herhalde, Ülkü vasıtasıyla. Biz gurbette, onlar Ankara'da izliyorlar programını demiş. Çok teşekkür ederim size. Çok fazla sayıda başka teşekkürler de var. Fotoğraflarını çekip atmışlar sizi izlerken, efendime söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, bugün kimi tatile gönderiyoruz? Onun da mesajını bana attınız mı? Hemen bakayım. Bugün size doğum günü bugün olan, Geriden 77'ye programını yapan, çok güzel parçaları olan, Anadolu rock ve pop müziği söyleyen, dünyanın dört tarafında giden, çocuklara ekvatoru öğreten, Japonya'ya giden, Japonların kalbini kazanan bir sanatçımızı sordum. Kim o sanatçı? Barış Manço. Barış Manço'ydu efendim. Zülfü, gelsin Barış Manço'yu şöyle. Bravo. Peki Barış Manço sayesinde kim gidiyor Giresun Gümbet evlerine? Twitter ismi Makiferk olan izlerimiz inşallah Giresun'a gidiyor diyelim. Bugün de böyle noktalamış olalım. Noktalarken sizin hediyelerinizi de hemen getireyim. Zülfü bu arada bir Barış Manço parçasını çalmış olur. Oo. Çetebeden şöyle kitaplarımız. Çok güzel. Şunu da şöyle bırakayım. Kitap destek kitimiz. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Sizi bir daha misafir etmek isteriz ama bilmiyorum nasip artık. Her zaman kısmet. Çok teşekkür ederiz. Başımızla beraber. Değerli izleyenler, bugün bizi hiç yalnız bırakmadınız. Mesajlarınızla, efendim yorumlarınızla, desteklerinize çok teşekkür ediyoruz. Sizin gönlünüze uzanabiliyorsak bizim için ne mutlu. Kısmetse önümüzdeki haftada biz yine burada olacağız. Siz de orada olursanız tekrar görüşürüz. O güne kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.